AK Parti Nevşehirli Başkanı Rauf Yanar, Cumhuriyet Halk Partili Fahri Ertek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sarf ettiği sözlerin ardından suç duyurusunda bulundu. Ben şikayet dilekçemizi Savcı Bey'e de havale etmek suretiyle size takdim ederek gereğini tez zamanda inşallah yüce adaletimizden bekliyoruz. Peki, kolay gelsin. Sağ olun size. Suç duyurusunun ardından Nevşehir Adliyesi ön kısmında basın açıklaması yapan AK Parti İl Başkanı Yanar, dün maalesef istemediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık diyerek şu ifadelere yer verdi. Evet, biraz önce ilgili şikayetimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Dün maalesef istemediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Nedir bu? Ana Muhalefet Partisi'nin dün gerçekleştirmiş olduğu il kongresinde, tabii hayırlı olsun demeyi çok isterdim ama maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Ana Muhalefet Partisi'nin dün gerçekleştirmiş olduğu ilk kongresinde parti içi iç çekişmelerin yaşandığı bir esnada, tabii bu bizi katiyen ilgilendirmez. Bu aşamada ilgili şahıs Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değerlerine dair söz söyleme cüretinde bulunmuştur. Tabii bu hiç kimsenin haddi de değildir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkını koruyacak da biz teşkilatlar olarak bizler buradayız. Tabii bu hususta kendisi bazı açıklamalarda bulundu ama biz bu fersah fersah haddini aşmış açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Ve ilgili suç duyurusunu yüce adaletimize güvenmek suretiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabii bu eleştiri kisvesi parti iç çekişmelerinin de konusu olamaz. Bizler eleştiriye her zaman açık olduğumuzu, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her daim her koşulda ifade ettik. Tabii bunlar dini duygular üzerinden tüccarlığı yapmayı üzerlerine şiar edilmiş bir örgüt diyelim. Ama bunu tabii kesinlikle bütün CHP camiasına mal etmiyorum. Ama bazı haddini bilmezler de bu hususta açıklamayı bu cürette bulunmuşlar. Biz her zaman söylüyoruz. Dinin tüccarlığını bunlar yapar, yaşantısını da bizler süreriz diye boşa söylemiyoruz. Tabii bu suç duyurusuyla birlikte ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli bakanlarımıza, partimizin en alt kademesinden en üst kademesine kadar bütün yetkilileri hakkında eleştiri kisvesi altında yapılan hakaret, tehdit, şantaj unsurlar taşıyan ne olursa olsun herhangi bir şahıs olabilir, herhangi bir düşünceye mensup olabilir. Hiç fark etmeksizin ilgili suç unsurlarını titizlikle bundan sonra da takip edeceğimizi ve anlık suç duyuruları bulunmak suretiyle partimize görev yapan, tekrar ifade etmek istiyorum, en üst kadememizde olan Cumhurbaşkanımızdan en alt kademimizde olan parti üyemize kadar kimler var ise buna bu cüreti gösteren herkes hakkında yasal işlemlerimizi yüce Türk adaletine güvenmek suretiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bundan sonraki süreçte ben yargının seyrini de çok etkilemek istemiyorum. Aynı zamanda mesleğim avukat olduğu için bu işlerin kuralına uygun gitmesini de isterim. Bundan sonraki süreçte biz savcılığı suç duyurusunda bulunduk. İlgili şahıs muhtemelen ifadeye çağrılır savcılığa ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz sürece ilişkin ifadesi alınmak suretiyle yargı aşaması başlamış olur. Cumhurbaşkanımıza hakaret, Cumhurbaşkanımızın dini manevi değerlerine ilişkin ithamlarıdır. Burada arkadaşlar Cumhurbaşkanı'na hakaret veyahut onun dini değerlerine söz söyleme cüreti Cumhur'un başkanlığı. Aynı zamanda Cumhur'a söylenmiş bir ifadedir. Cumhurbaşkanı'na söylenmişse aynı zamanda Cumhur'umuza, vatandaşlarımıza da söylenmiştir. Biz bu konuyu titizlikle takip etmemizin yegane sebebi de bir yerde vatandaşlarımızın da hukukunu korumaktır. Bu hususta seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na bunu söyleyen kişi veya kişiler aynı zamanda vatandaşlarımıza da birçok söylemlerde daha öncelerinde vefaten bulunmuşlardır. Ama tamamıyla bu partiçi iç çekişmelerin mezesi, malzemesi yapılması bizi son derece rahatsız etmiştir.